Merhabalar, ben Doktor Ferhat Hanikoğlu. Bu hafta sizlere sağlıklı kilo vermeden bahsedeceğim. Öncelikle sağlıklı kilo vermek için öğünlerimizin arasını açmalıyız. Çok sık ve az beslenmek doğru bir davranış değildir. Çok sık, az yiyin derlerdi eskiden. Ama bunun daha sonra yanlış olduğu bulundu. Çünkü çok sık, az yemek yemek sürekli vücudun İnsülin hormonu etkisi altında kalması demektir. Vücudumuzda iki tane kilomuzu kontrol eden hormon vardır. Bir insülin, bir de glukagon. İnsülin tokluk hormonudur ve toklukta salgılanır. Eğer siz çok sık ve az az beslenirseniz vücudunuz sürekli insülin salgılayacaktır ve bir süre sonra artık vücut hücreleri o insüline cevap vermeyecektir ve insülin direnci oluşacaktır. Bundan dolayı çok sık beslenmek, az da olsa ne olacaktır? Vücudun sürekli insülin etkisi altında kalmasını sağlayacaktır. Vücut hem insülin etkisi altında hem de glukagon etkisi altında kalmalıdır. Bundan dolayı öğün aralarını açmanız gerekir. Yani sürekli beslenir, sürekli vücudunuz besin alırsa sürekli tokluk hormonu salgılanır. Bu iyi bir durum değildir. Yani insülin salgılanır, insüline direnç gelişir. Bundan dolayı öğünlerin arasını açmak lazım, aç da kalmak lazım. Aç kaldığınız zaman insülin salgılanmayacak, glukagon salgılanacaktır. Ve bu salgılanan glukagon, açlık hormonu vücudumuzdaki açlık-tokluk dengesini düzenleyecektir. Daha sonra salgılanan insülinin, toklukta salgılanan insülinin iyi etki etmesini sağlayacaktır. Bundan dolayı öğün sayılarımızı 2, en fazla 3 olarak tutmalıyız. Arada ufak atıştırmalar olmalıdır. Bu atıştırmalar ne olabilir? Sağlıklı gıdalar olabilir. Meyve gibi. Tabii meyveyi de abartmamak lazım. Çünkü fazla alınan meyve şekere dönüşür, vücutta yağ dönüşür ve yine yağlanmaya ve kilo artışına sebep olacaktır. Sağlıklı kilo vermenin birinci koşulu nedir? Öğün aralarını açmak ve öğün kalorilerini dengeli tutmaktır. Öğünlerinizde de lütfen hızlıca yiyip kalkmayın. Hızlıca yemeği yiyip kalkmak iyice çiğnenmemiş gıdaların hem bağırsaklarınızı yormasına sebep olur hem de yine hazımsızlık gibi problemlere sebep olurken hızlı bir şekilde insülinin artmasına ve yağlanmanın oluşmasına sebep olur ki gıdaları iyice çiğnememiz, besinimizi, öğünümüzü yavaşça tüketmemiz gerekir. Bu da yine çok önemli bir kural sağlıklı kilo vermek için. Şimdi sağlıklı kilo vermek için aldığımız gıdalardaki protein, karbonhidrat ve yağ dengesini iyi tutturmak lazım. Yani proteinden zengin beslenmeliyiz. Yağ ve karbonhidratı belli oranlarda almalıyız. Tamamen proteinle beslenmek de doğru bir davranış değildir. Daha önce geçmiş yıllarda sadece proteine dayalı diyetlerin hatalı olduğu, böbreğe ve karaciğere zarar verdiği görüldü. İsim vermeyeceğim ama geçmişte doktorlar da önerdiler ama daha sonra hastalarda karaciğer ve böbrek hasarı olduğunu görünce bu sade protein diyetlerini bıraktılar. Çünkü sadece protein almak ya da sadece yağ almak hiç karbonhidrat almamak doğru bir davranış değildir. Çünkü vücudun karbonhidrata da ihtiyacı vardır. Eğer siz sadece protein ve yağ alıyorsanız zaten vücudunuzda karaciğeriniz onları bir miktar karbonhidrata çevirir. Çünkü vücudun özellikle mesela beyin dokusunun en önemli gıdası karbonhidratlardır. Hiç karbonhidrat almamak mümkün değildir. Karbonhidratsız beslenme demek aslında o kişinin yani karbonhidratsız beslenmeyi %100 destekleyenlerin insan biyokimyasından anlamadığını gösterir. Çünkü vücudumuzda eğer sadece yağ, sadece protein alırsanız karaciğerimizde karbonhidrat ürettiğimizi biz biliyoruz. Bundan dolayı dengeli tüketim de yine sağlıklı kilo verme açısından önemlidir. Diğer bir husus ise metabolizmayı düzenleyecek, hızlandıracak aktivitelerde bulunmak, metabolizmayı hızlandıran gıdalar tüketmek. Metabolizmayı düzenleyen aktiviteler nelerdir?
en önemli aktivite arkadaşlar uykudur. Çünkü vücudumuz uyku sırasında tamir olur ve hormonal düzene girer. Eğer bir kişi günlük en az 6 saat uyumuyorsa, geceleri geç vakitte uyuyorsa onun vücudundaki hormonal denge bozulur. Örneğin uykusuzluk en fazla kortizol hormonunun artışına sebep olur ki kortizol hormonu vücudumuzda yağlanmaya sebep olur. Aslında uykusuzluk da yine bir kilo alma sebebidir çünkü hormonal dengeniz bozulur. Ondan dolayı metabolizmamızı düzenlemek için sağlıklı bir uyku almalıyız. Metabolizmamızı hızlandırmak için metabolizmayı hızlandıran aktiviteler yapmalıyız. En fazla metabolizmayı hızlandıran aktiviteler kardiyo, bisiklet sürmek, hızlı yürüyüş yapmak gibi aktivitelerdir. Metabolizmayı hızlandıran gıdalar için diyetisyen arkadaşları takip edebilirsiniz. Zaten onlar sürekli bahsediyorlar ama ben şunu söyleyeyim. Metabolizmayı hızlandıran gıdaların yanında içecekler de var. Sonuçta kahve, çay ya da yeşil çay gibi tüketilen sıvı gıdalar ise metabolizmayı hızlandırır. Ama bunları da abartmamak lazım. Dozunda almak lazım. Eğer bunlara dikkat ederseniz sağlıklı kilo vereceğinizi düşünüyorum. Ama bu maddeleri aklınızdan çıkarmayın. İyi günler dilerim.